1999 Marmara depreminin üzerinden 16 yıl geçti. 17 Ağustos 1999 tarihinde Kocaeli'nde ve 12 Kasım tarihinde Düzce'de binlerce yurttaşımızın yaşamını yitirmesine, on binlerce yurttaşımızın da yaralanmasına yol açan depremler, yaşadığımız en acı felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. Hepimiz biliyoruz ki ülkemiz tektonik, jeomorfolojik yapısı ve sahip olduğu iklim özellikleri nedeniyle büyük can ve mal kayıplarına yol açan doğal afetlerle sık sık karşılaşmaktadır ve bundan sonra da karşılaşmaya devam edecektir. 1999 Marmara depreminden sonra depremlere çare olacağı anlayışı ile çıkarılan yapı denetim kanunu ve mevzuatı ile 2011 yılında Van depreminden sonra çıkarılan kentsel dönüşüm çalışmaları hızla amacından uzaklaşmış, jeoloji mühendisliği mesleğini ve bilimi yok sayan ben yaparsam olur mantığıyla şekillendirilmiştir. Ülkemizin deprem gerçeği bilinmesine ve tüm uyarılarımıza rağmen ilgili kurumların işlettikleri kritik tesislerimizde depreme karşı gerekli tedbirlerin alınmadığını ve yaşanan büyük depremlerden ders alınmadığını kaygıyla izlemekteyiz. Depremler sonrası ortaya çıkan büyük hasar tablosunun ülkemizin sosyoekonomik düzeyi ve çalışmışlığı ile de ilgili olduğu, uzun zamandan beri alınan yanlış kararların ve uygulamaların sonucu olduğunu artık herkes tarafından kabul edilmektedir. Ancak tüm bu gerçeklere rağmen sorunların sebebi olarak sadece müteahhitleri, belediyeleri, bazı kamu birimlerini veya sadece bazı meslek gruplarını gören bir anlayış ile sorun basite indirgen.